Geliyorum balık burçlarına arkadaşlar. Geçen gün ne oldu? Bak sevgili kovalar da balıklar da iyi dinlesinler. Haftalık kahve tarot çekiyordum geçen gün. İşte 18 Ekim haftasını çekiyordum. Tabii tek bir telefonla, cihazla çalışıyorum. Erkenden de kalktım. Saat 6 gibi falan kalktım. Çekime başladım. Bir tanesi durmadan beni arıyor. Ya ben de hani artık ona fal bakmaktan bıktığım bir insan. İzliyorsa da zaten engelledim. Arkadaşlar olmaz böyle bir şey. Oğlaktan başladık. Ne oğlak, ne kova, ne balık çekemedim. Kadın zır 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 zır. Anla yani, bir çekim yapıyorum herhalde, cevap ver. Hep basıyorum, şey yapıyorum. Basıyorum, engelliyorum. Basıyorum, engelliyorum. Kadın ısrarla dur 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 dur. Tam böyle kova ve balığı çekti. Bitmek üzere, bu kadın yine zır zır etti. Ben çıldırdım tabii. Oraya basarken videoyu silmişim. Elim ayağım boşandı. Yani kendi öfkemi yenemedim. Yani bir insan 45 dakika, 50 dakika boyunca ısrarla aranmaz. Ya bil ki ya bir çekimdeyim. Ya bir çakra açmadayım. Ya bir şey de yok yani. Beni aramasını gerektiren bir şey de yok. Zaten bakmışım. Bir haftadır arıyorum. Ya ben dedim yeni baktık. Gerek yok falan filan. Sinirlendirdi beni. Ben de zaten videolar yükledikten sonra her yerden engelledim artık. Çünkü böyle bir şeyde ısrarcı olmayı çok sevmiyorum arkadaşlar. Herhangi iyi ya da kötü. Bekle bir saat sonra ara. İşte ben evden çıkacağım da tamam akşam bakarız evden çıkacaksan. Yani çok acil bir şey yok. Hiçbir hastalık yok. Bir şey yok. Ortada sevgilisi bile yok. Yani kimse yok. Ben bakacağım, baktıracağım. Hissediyorum. İyi bir şey olacak derken, yani kısacası bir gümbürtüye kurban gittiniz sevgili kova ve balık burçları. Gerçekten çok üzgünüm. Ve elim ayağım boşandığı için bir daha çekim yapamadım. Zaten şu an bulunduğum yerde, yeni ev taşıdım dedim. Bulunduğum yerde internette yükleme yapamıyorum. Bir yakınımın evine gidiyorum. Orada yüklüyorum. Yani rezalet bir durum söz konusu. Eğer İstanbul'dan bir ev bakmaya çalışacağım. Çünkü ya İstanbul, büyük ihtimalle İstanbul'dan ev almayı düşünüyorum. Ev alma diyorum, özür dilerim. Çıkmayı düşünüyorum. İstanbul'da, çünkü ev almak zor, imkansız benim için. Kira. Çünkü artık trilyonlarla ifade ediliyor. Kiraya çıkacağım. Çünkü küçük şehirlerde internet sorunu arkadaşlar, sıkıntı. Yani ben daha önce Mersin'de oturuyordum. İnternet sorununu çözdük. Ben kavga ede ede fiber interneti bağlattım bizim mahalleye. Gizerken, gelirken, ararken, sorarken o bölgeye fiber interneti ben getirdim. Bu sefer ama yani oranın gürültüsünden artık ben dayandım. Stres yani küpüydüm. Orada daha fazla duramayacağım dedim. O şehri terk ettim yani. Şimdi de yani bir İstanbul'da falan bir şey düşünüyorum bakalım. İnşallah olur, bir kiralık ev olur. Kısacası arkadaşlar çok zor koşullarda çekim yapıyorum. Küçük şehirde yaşamak hakikaten sıkıntıymış. Ben kırsalda yaşama isteğim vardı geçtiğimiz haftaya kadar. İnternetin bu kadar büyük sorun olduğunu görünce, tamam internette sorun yok, izliyorsun. Download iyi yani, indirme hızı çok iyi, indiriyorsun izliyorsun ama upload hızı felaket yani, yükleme yapmak imkansız. Çok yerde, taşrada, köyde de imkansız olduğunu düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar YouTube'da YouTuber'san zor ama sen internetten para kazanıyorsan, bir köylüysen, köyde yaşıyorsan şey yok hani, Instagram'dan kazanıyorsan köyde yaşayabilirsin, ürünlerini satabilirsin. Instagram güzel, fotoğraf çek at, fotoğraf çek at, sıkıntı yok. Kırsalda yaşayanlara diyorum ama YouTube'daki uzun videolar, 3 GB'lik videolar, 4 GB'lik videolar çok sıkıntı. Yani YouTuber için kırsal kesim çok zor. Yani internet sorunu çok büyük gibi. Öyle gibi geldi bana. O yüzden sevgili kova ve balık burçları,
sürekli beni taciz eden bir danışanım yüzünden bir anda bastım gitti ve elim ayağım boşandı benim. Yani gerçekten ya yeter dedim ya, bu kadar süre ben kaç tane editlemekten bıktım videoyu. Orasını kesiyorum, burasını biçiyorum, bilmem ne yapıyorum. 5 tane videoyla 1 saatten fazla uğraşıyorum. Günah ya, benim de 1 saatte yapacağım pek çok iş var. İşte yani niye telefon açıktı diyorsunuz değil mi? Yani geç yüklediğini söyledim. Bir 10 dakikalık video yüklemeye çalışıyordum ve sürekli arayan birisiyle kova ve balık burçlarının kahve tarotu gitti arkadaşlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yani elimde olmayan sebeplerle. Balık burçları geliyorum. Şimdi sizin videoları ortadan çekiyorum yani. Baştan çekiyorum. Karıştırıyorum. Sondan çekiyorum. Diyorum ki ya bir gümbürtüye kurban gider. Telefon hafızası dolar. Şimdi sizi ortada bir yerde çekiyorum. Kovaları, balıkları çektim. Enerjim de yerinde. Çekiyorum bakalım sevgili balık burçları. Haydi bakayım, hazır mısınız? Astroloji ve tarot yorumlarınızı yapacağım. İnşallah sevgili balık burçları çok güzel bir haftada olursunuz. Balık burçlarından bazı alınganlar var. Bazı alınganlar beni ne yapsam suçluyorlar arkadaşlar. Balık burcunu ben de bir gözlemimi bir şey ilave ediyorum. Balık burçları çok alıngan diyorum. Ben hep yengeçlere alıngan bilirdim. Yengeçlerden hiç ses çıkmıyor vallahi billahi. Ya bazen astrolojideki bilgilerden de yanılabiliyoruz. Balıklar çok alıngan. Şimdi ben video çekiyorum. Kısa olmuş diyorlar. Öne alıyorum videolarını. Yine bir şey buluyorlar. Ya balıklar bir kusur buluyorlar. Ben hep başakları eleştirici sanırım. Başaklarda çıt yok. Yengeçler alıngan derdim. Küser bana derdim. Yengeçlerde şık yok. Hep bana küsenler. Balık burçları. Ne yapacağız sizlerle balık burçları? Ne yapacağız? Niye böyle alıngansınız? Ha, ne yaptım ben size? Ne yaptım ben size? Ne yaptım? Ne yaptım? Sizi biraz öne aldım bu hafta. Balık burçları. Hadi bakalım. Size de şaka yapıyorum ya. Ben hep ikizlerle, başaklarla şaka yapıyordum. Balıklara da takılmaya başladım. Oltama takıldınız, sizi bırakmam artık. Size de çok sık böyle şakalar yapacağım. Aşırıya kaçan. Hadi bakalım balıklar. 4 Kasım 2021 yeni ay. Sizin 9. evinizde. Bir tepede yeni ay var. Baş ağrısı, migren ne ararsanız var. Ve uzaklardan gelen haberler var. Kasım ayında yıldızınız parlıyor. Hiç şikayet etmeyin. Hiç itiraz etmeyin. Yıldızınızın parlak olduğu bir döneme işlesiniz. Duygusal balıklar. Şiir yazabilirsin. Psikolojik anlamda bazı böyle kendini ifade edebilirsin, kitap yazmayı deneyebilirsin. Bunları sosyal medyada öykülerin olabilir, şiirlerin olabilir. Yavaş yavaş yayınla. Ben de şiirlerimi ve öykülerimi yayınlasam mı acaba diyorum balık burçları. Hadi beraber, hadi bir şeyler yayınlayalım. Belki bir ses getirir. Şimdi 5 Kasım'da Venüs Oğlak Burcu'na geçiyor ve sizi çok bereketlendiriyor arkadaşlar. Geliri az olan balık burçlarıysanız, işi olmayan balık burçlarıysanız, aşkta sorun yaşayan bir balık burcundaysanız, aşkınız harmanlanacak. Venüs Oğlak'ta toprak grubunda, siz duygusal su grubunda bir aşkta bereket süreci geliyor. Sanki zengin bir eş bulacakmışsınız gibi. Hele de bir çift mavi gözünüz varsa garanti arkadaşlar. Türkiye'de güzel olmanın yegane koşulu bir çift mavi göze sahip olmadır. En azından zengin bir koca garantidir. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Tabii ki şaka. Gözünüz mavi olabilir, yeşil olabilir, kahverengi olabilir ama zengin bir eş, zengin bir koca, zengin bir kadın hayatınıza girebilir. Haydi bakalım, vallahi alın. Bu yoklukta da zengin bir koca, zengin bir kadın
Yani işinizi görür arkadaşlar. Ne yapalım yani? Kuyruğumuzu dik tutacak diye yani benim gibi olmayın yani, yoksullukta boğuşmayın. Ben öyle yaptım yani. Aman dedim, parası bassın onun falan filan dedim. İşte hayatta dedi ki sen de yerin dibine bat. Ben de battım bir ara. Şimdi çıkıştayım. Çıkıyorum arkadaşlar. Moral ben. En azından moralim rahat. Ne bileyim ben işte öyle arkadaşlar. Siz benim gibi olmayın. Paralı bir koca moca bulduğunuzda varın gidin arkadaşlar. Rahat yaşarsınız. En azından konforlu bir eviniz olur. Saten perdeleriniz olur. Böyle lüks takımlarınız olur. Ne bileyim. Paralı bir koca, paralı bir kadın geliyor. Tık 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 kapınızı çalıyor. Hadi bakalım kabule geçin arkadaşlar. Merkür Akrep Burcu'nda, o da 9. evde arkadaşlar. Yabancılarla da aşk olabilir. Ne bileyim ben, yabancı bir kişiyle de, karizmatik bir kişiyle de aşk yaşayabilirsiniz. Hem hanımlar hem beyler balık burçları. 19 Kasım'da bir ay tutulması meydana geliyor sizin 3. evinizde. Yakın komşular, kuzenler, akrabalar aniden gelebilir. Ne bileyim ben, zengin bir koca bulmuşsundur, zengin bir kadın bulmuşsundur. Aniden akrabaların çoğalabilir. Yani olabilir. Fakirken yüzünüze bakmayanlar zengin olunca kafanızdan ayrılmazlar. Kural böyleymiş. Biz ne yapalım? Ben de dünyayı sizin gibi yeni yeni algılıyorum balıklar. Tabii ki devam ediyorum. Yeni arkadaşlar, yeni dostlar, yeni komşuluklar edineceksiniz. Ve 21 Kasım'daki Güneş Yay burcuna geçişi, 24 Kasım'daki Merkür'ün Yay'da hareketi kesinlikle evinizi, çevrenizi değiştireceksiniz. En azından bunun planlarını yapacaksınız ve gerek emlak konuları, gerek ev değişimi konuları sizi bir hayli böyle yenileyecek. Ev değişimi kesinlikle mümkün. Veya işte emlak konuları, bir ev alma gibi konular kesinlikle mümkün arkadaşlar. Yaşam ırmağı akarken ve yeni umutlarımız yeşerirken, Venüs'ün rengi etrafı bürümüşken, hani sonbaharda yapraklar dökülür ya, kırmızı sarımtırak bir renk olur. İşte o Venüs'ün rengidir. İnşallah aşk her yerden kapınızı çalar sevgili balık burçlarım. Hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi bir, evet, hadi bakalım. Burayı kesiyoruz, burayı kesiyoruz balıklar. Şimdi arkadaşlar, evet, İmparatoriçe kartı çıkıyor. Venüs'ün kartı. Venüs Oğlak Burcu'nda ve dedim ya size, artık doğa Venüs'ün rengine büründü. Tahtını bahtını yapacaksın. Uzun süredir sıkıntılı bir süreçten geçiyorsun. Mutluluğu hak ediyorsun. Mutluluk senden yana. Kesinlikle verimli bir sürece girmişsin. Geride bıraktığın olaylar var. Selvi ağaçları biliyorsunuz. Selvi ağaçları mezarlıklara ekilir. Antik Roma'dan beri selvi ağaçları mezarlıktaki mikropları aldığı biliniyor. Yani hani ölüler çürürken koku bırakırmış. Ölüler çürürken nasıl diyeyim, belki salgın bir hastalık dönemi var, yani veba dönemi var, o veya işte bir salgın hastalık var, o hastalık mikroplarını yok edermiş dostlarım. O yüzden mezarlıklara ekilir ve temizlermiş. Siz de hayatınızdaki geri kalmış, yani geride kalmış mikropları temizliyorsunuz gerçekten.
ve şu anda bolluk bereket içinde yaşamayı hak ediyorsunuz. Ve geçmişinizde temizlediğiniz kişiler hayatınızdan çıkıp gitmiş. Yeni mücadelelere girişeceksiniz. Yeni bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar. Yeni bir dönemde bakınız yeni bir aşk kapınızı çalıyor. Ve biri seni gizli gizli takip ediyor arkadaşlar. Sevgili balık burcu, nasıl bir şey acaba? Geçen gün gene oldu. Birisi tarafından gizli gizli takip edilmek nasıl bir şey acaba? Hissedersiniz ya, gerçekten biri sizi gizli gizli takip etse hissedersiniz. Böyle bir şey hissediyorsunuz arkadaşlar. Biri seni gizli gizli takip ediyor. Gerçekten, ama iyiliğine takip ediyor. Duygusal hayatınızla ilgili. Sevgili balık burcu erkekleri, telefonu melefonu ortada bırakmayın balık burcu erkekleri. Bak partneriniz kriminal incelemeye girişmiş. Balık burcu hanımları, bulanık suda balık avlamayın. Gizli gizli bir partner sizi takip ediyor. Yani aman da aman da aman, sıkıntılı süreçler. Bakınız, onun arkasına bir tartışma yaşayabilirsiniz. Partnerinizle aranıza mesafe girebilir. Bak bu gizli takip boşuna değil. Ya sen ya partnerin araya bir mesafe koyacak. Ama oturup konuşma fırsatı bulacaksınız. Bir şeyleri geride bıraktım diyorsun sevgili arkadaşım. Ve yıkım kartı çıkıyor. Bulunduğunuz evden taşınıyorsunuz. Artık bu evden bana hayır gelmez. Artık bu çevreden bana hayır gelmez diyorsunuz. Yeni bir çevreye, yeni bir oluşuma adım attığınızı görüyorum. Daha doğrusu size mutsuzluk veren çevreden uzaklaşıp yeni bir çevreye, yeni bir eve taşınıyorsunuz arkadaşlar. Balık burçları, hadi bakalım. Ay çok güzel bir renk ya. Bayıldım şu renge, bakar mısınız? Cam göbeği rengi. Ay insanı böyle yaşama bağlayan biri. Kapı 23, bölüp ayırma diyor arkadaşlar. Diyor ki arkadaşlar, hoşgörüsüzlüğün ortadan kaldırılması ve bir takım bireysel davranışlarla inancını değiştirerek yeni bir döneme gireceksin. Yeni bir oluşum seni dış dünyadan asimile ederken hayallerini gerçekleştirme fırsatı verecek ve geceni aydınlatacak diyor sevgili arkadaşlar. Dostlarım, bana ulaşmak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506. Venüs rengine bürünmüş doğada ben Kasım ayını çok severim. Kasım ayı bal kabağı ayıdır. Bal gibi şirin bir aydır. Gerçekten ben Nisan doğumluyum ama Kasım ayına özel bir ilgim vardır. Sebebini bilmem. Kendimi böyle Kasım'da doğmuş gibi hissederim. Kasım'da yeni bir kapı pencere açılacak da yeni bir dünyaya uçuverecekmişim gibi hissederim. Kasım benim en sevdiğim aylardan birisidir arkadaşlar. Daha doğrusu belki de en sevdiğim aydır. İnşallah balık burçları sizin de en sevdiğiniz aylardan biri olur. Hoşça kalın. Sevgiyle, dostlukla ve muhabbetle.